Evet, burası Akhisar Belediyesi'nin belediye başkanının özel başkan yardımcılarının giriş bölümü ve buradakiler de araçları. Hani Bülent Arınç israfı önlesek bu ülke kurtulur diye söylemde bulunmuştu. Bülent Arınç'ın evladı sayılan Salih Hızlı'nın belediyesi ve burada makam arabalarının duyduğumuz kadarıyla 6 tane olduğunu ve saltanatın hala devam ettiğini, Akhisar Belediyesi'nin de 72 milyon borcu olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında 2016 yılının bütçesi 69 milyon. 69 milyon gider olduğuna göre 72 milyon borç nasıl ödenecek? İcralar sıraya girdi. Yaklaşık 1-1,5 aydan beri alacaklar icra koyuyor Akhisar Belediyesi'nin mallarına. Önümüzdeki günlerde Selbili köyüne ait olan, şimdi mahalle olduğu için Selbili mahallesine ait olan bir 87 dönüm arazi de satışa sunulacak. 11 Şubat'ta icrada satışa sunuluyor. Değer biçilmiş ama değerinin %50'nin aşağısında satılacağını biliyoruz. Sanıyorum bu belediye başkanının arabası. Saltanat sahiplerinin baş aktörü. Burası belediye başkanının giriş yeri. Yukarısı da kral dairesi diyelim. Çünkü bu binayı da çok sorunlu hale, sorunlu bir şekilde yaptırdılar. Aynı Akhisar Spor Stadyumu gibi. Stadyum da aynı problemlerden karşı karşıya. Bunun kimin olduğunu bilmiyorum. Arada bunlarda başkan da çok. Ömer Başkan, Latif Başkan, Hüseyin Başkan diye adlandırılıyor. Salih Hızlı'dan sonra. Sanıyorum diğer başkanların özel araçları. Bunları biz kamuoyuna bilgilendirelim dedik. Gazetemizi belediyeye, birimlerin hepsine dağıttık. Bir gün ben soldan bakış gazetelerini. Bu konuyu da burada çıkarken işleyelim dedik. Kamuoyunun vicdanına sunuyoruz. Grip dolu telefonlar, yeme içmeler devam ediyor. Ve israfı önleyelim diyen Bülent Arınç'a buradan selamlar. Salih Hızlı, evladınızı 3 defa belediye başkanı adayı gösterdiniz. 3 defa kazandı. Halkın, kamunun bütün kazanımlarını burada çarçur ediyorlar.